Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de gerçekten o kadar çok istediğiniz bir şey vardı Türk gücü serimizde ve onu alacağım. Gerçekten büyük bir bütçe harcayacağım ama gerçekten çok istiyordunuz. Ancak arkadaşlar bu videoyu sizlerden en az 3000 beğeni bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, herkes açıdan like atmayı unutmasın. Ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Ramazan boyunca ve Ramazan'dan sonra da yazın videolarımız tam gazıyla devam edecek. Abone olun ve bildirimleri açın ki videolarından haberdar olun. Yazın belki canlı yayınlar falan da yaparız. Onlardan da direkt haberdar olabiliyorsunuz. Bildirimleri açarsanız, videolara bildirimlerden gelirseniz çok sevinirim. Hadi bakalım arkadaşlar, hemen takıma geliyorum. Ve arkadaşlar dediğim gibi videoya kesinlikle like atmayı unutmayın. Like bombardımanı bekliyorum sizlerden. Hemen ikinci takıma giriyoruz. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi takım gerçekten çok güzel gidiyor zaten. Ve buraya Ricardo Quaresma'yı alacağız. Gerçekten harika olacak bence. Bu arada bütün boostlar bu takımı 8 etkiliyor. Bu da ilginç bir detay. Bakalım Ricardo Quaresma bu adamın yerinde nasıl duracak arkadaşlar. Gerçekten çok istiyordunuz. Yani aşırı derecede istiyordunuz ve alacağım ama bir dakika abi şunu aktif yapalım. Evet, aktif yapıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Ricardo Quaresma'yı takımımıza katmamıza çok az kaldı. Şu anda gerçekten heyecan yaptım ben de. Çünkü gerçekten çok istiyordunuz. Hani bir sürü yorum vardı. Ve bir tane var arkadaşlar. Hemen o zaman onu alıyorum. Ve arkadaşlar 88'lik sol orta saha Quaresma'yı aldık. Ben de arkadaşlar 4 saniye bekliyorum. Tam ekranı kapatıp siz de like atın. 4, 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar, like'larınızı attınız. Bu arada Quaresma'nın neredeyse bütün özellikleri şu anda kullandığımız Babel'den daha üstün. Yani çok daha mükemmel bir oyuncu Quaresma. Hemen kadroya koyduk arkadaşlar ve kadro da 96 gen oldu ve beceri geliştirisi hiç boost veriyor mu? Belki 97 gen falan da olabilir ama biraz kasıntı oldu şu anda oyunda, yok arkadaşlar öyle bir şey olmuyor. Ve o zaman ben bir çalıştır diyeceğim arkadaşlar, belki birazcık yükseltirim. Hatta Babel'i onun üstüne basabiliriz ya. Babel'i bassam bir şey olmaz, daha kullanmayacağım zaten Babel'i. Babel'i bastım, başka ne yapabilirim abi? Bir de 50.000 basayım. 10.000, 10.000. 5.000 var mı? Var. 5.000 ve bir 5.000 daha. Arkadaşlar o zaman Quaresma'yı şimdilik 98'e yükseltiyorum. 100 gene yükseltmemizi isteyenler beğeni patlaması yapabilir. Gerçekten beğeni patlamalarınıza ihtiyacım var. Bu arada bir dakika. Evet, böyle daha iyi oldu. Evet arkadaşlar 3, 2, 1, bom. Ve bom. Evet arkadaşlar Quaresma 98 gene oldu şu anda. Gerçekten mükemmel oldu. Gerçekten harika oldu yani. Quaresma ve Talisca bu arada pozisyonların en iyi oyuncuları yani gibi duruyor. Ve gerçekten dediğim gibi müthiş duruyorlar. 92 yen de takıma sahip olduk şu anda. Daha ne isteyelim arkadaşlar? Hemen mücadelelere girelim. Ve her zamanki yaptığımız mücadelelere devam edelim arkadaşlar. Sizlerden de beğeni patlaması, bombalaması bu videoya bekliyorum. Her zaman söyledim ama tekrardan söylüyorum. Hemen arkadaşlar Doğu Avrupa'ya girelim. Ve maçımıza başlayalım o zaman. Hemen hız kesmeden bakalım nasıl bir performans sergileyecek Ricardo Quaresma. İlk olarak Gençler Birliği ile 90 genlik takıma karşı yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Bu arada alnım terli gibi gözüküyor. Yeni duş aldım ve videoya girdim. Camlar falan dışarıdan ses gelmesin diye kapalı. Ve yaz mevsimindeyiz biliyorsunuz. Hani artık yaza girdik. Gerçekten hani çok sıkıntı oluyor. Ve Ricardo Quaresma ilk kez topla buluştu. Quaresma. Güzel hareket. Quaresma. Quaresma. Güzel bir hareket daha. Çok güzel. Quaresma. Quaresma oradan şut ve gol. Ricardo Quaresma sanki 70 genlik bir takıma karşı oynuyormuş gibi gerçekten çok rahat ilerledi ve mükemmel bir şekilde de golünü attı. Bunu mesela Buffett'in bir Gomis'le Talisca ile falan yapmak çok zor. Ancak Quaresma gerçekten helal olsun diyoruz. Çünkü çok iyi hareketler yaptı. Ve takımda bir sonraki videoda istediğiniz şeyleri de yorumlara yazabilirsiniz. Bu maçtan sonra size bir kadroyu açacağım. Kadroyu size bir göstereceğim arkadaşlar. Bakalım istediğiniz bir şey var mı? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Skuletic, İsa. Cengiz Ünder, onu indirir misin? Yok abi, Cengiz Ünder indiremedi. Giuliano. Giuliano. Güzel hareket. Bu arada ben şuta nasıl basacağım lan? Abi bir dakika, şunu birazcık yukarı. Heh. Tamamdır. Manu. Cengiz Ünder. Giuliano. Çok güzel hareket. Verecek mi pasını? Verdi. Buffett'in bir Gomis. Buffett'in bir Gomis. Kaleci son anda kurtardı. Buffett'in bir Gomis. Fena şut çekmedi aslında ama pozisyonu da çok da rahat değildi. Bu arada Quaresma bakalım nasıl orta atacak. Ricardo Quaresma Caner Erkin'e doğru geldi. Kuçka vurdu az farklı dışarıda. Kuçka oradan o golü nasıl kaçırdı bilmiyorum ama zor bir pozisyondaydı biraz. Belki de o yüzden kaçtı. Milinkovic. Oo, çok riskli bir pas olabilir ama Maicon güzel müdahale. Talisca. Çok güzel pas bu arada ya. Gerçekten. Sadece dokundum ama uzun pas attı ama yapabileceği en iyi pası da attı.
Gomis abi. Gomis'le top sürmek gerçekten çok zor. Gol atmak da çok kolay ama. Hemen Julian. Oo, Juliano nereye pas attın ya? Ben Gomis ara pas atsın diye ara pasına bastım ama. Maalesef. Bu arada 90 geldi ya Gençler Birliği. Sağ beki Oğuz 93 gene yükselmiş halde duruyor şu anda. Ve defansı 100. Şkuletiç. Özek. Quaresma müdahale yapamadı. Zaten Quaresma'nın FIFA oyunlarında her zaman defansı düşüktür arkadaşlar. Bunu bilmiyorsanız söyleyeyim. Hani düşüktür derken hani 15 falan oluyor. Düşük derken o... Penaltı mı? Penaltı. Şöyle abi. Abi gol yedik. Çok saçma bir penaltı. Ben şöyle penaltılar yapmayı hiç sevmiyorum ya. Hep şöyle penaltılar yapıyorum ve golü yiyorum. Ama maçın başında olduğu gibi Ricardo Quaresma'ya tekrardan topu verelim. Bakalım neler yapacak. Çünkü Quaresma takımda en güvendiğim oyuncu. Şu anda en iyi oyuncusu da Quaresma takımın. Ricardo Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. Bu arada zorlanmaya başladık ya şu seride artık. Öyle kolay olmuyor her şey. Gerçekten zor olmaya başladı. Palitsevic. Ve arkadaşlar maç 1-1 bitti. Gerçekten çok ilginç ya ilk yarısı. Bakalım abi maç sonucu ne olacak? Umarım güzel şekilde biter. Gomis. Şikirter alır mısın onu? Aldın mı? Aldın. Aferin. Ver pasını. Çok güzel. Isla. Ondan Cengiz Ünder. Cengiz Ünder Giuliano. Giuliano ilerliyor. Giuliano geçer mi? Geçti. Giuliano bir kez daha geçebilecek mi? Giuliano bir kez daha geçti. Giuliano. Giuliano çok güzel ilerledi. Giuliano şut ve gol. 2-1 oldu. Giuliano. Arkadaşlar bu arada gol krallığını şu andan itibaren tekrardan başlatıyorum. Bir önceki videolarda gol krallığını tamamen sildim. Şuradan itibaren başlatıyoruz ve az gol atanları tamamen kadrodan sileceğim. Çünkü takım şu anda 92 gen oldu. Ve hani artık yeni oyuncu da katıldı. Çok önemli bir oyuncu katıldığı için. Hani en baştan başlatalım. Çünkü Quaresma'ya da haksızlık olmasın. Ve önceki maçlardaki bütün gol krallığını siliyoruz şu anda. İptal ediyoruz. Ve şu andan devam ediyoruz. Oğuz. Palitsevic. Yani yorumlara şu an bu gol krallığını yazın. Ve bir sonraki Türk Gücü videosunda da toplam gol krallığını yine yazarsınız. Hani bu video ile birlikte diğer gol krallığını yazarsınız. Cengiz Ünder çok güzel müdahaleyle aldı ama topu sola çekemedi. Ve top kaybetti. Skuletic. Of olmadı bu. Çok kolay geldiler. Muslera ya. Muslera tutardın onu ya. Arkadaşlar gerçekten zorlanıyorum ya. Bafétimbi Gomis. Quaresma. Ricardo Quaresma. Quaresma'dan güzel bir hareket. Quaresma. Bafétimbi Gomis'e verdi. Bafétimbi Gomis. 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 Kaleci kurtardı. Tam da 90'a vurmuştum ya. Ama pozisyonu gerçekten zordu. Gomis yapma bunu be. Hadi bakalım güzel bir orta gelsin. Gomis kafa vur. Gomis. Bafétimbi Gomis. İşte maçın başından beri aslında gol atmayı hak etti. Hep son anda kaçırdı. Ancak şimdi vurdu gol oldu. Quaresma, Giuliano ve Gomis'in golleriyle şu anda 3-2 öndeyiz. Ancak maçlar gerçekten heyecanlı olmaya başladı yani. Çünkü zorlanıyorum ya. İsa. Milinkovic. Hani kaybetme korkusu olmaya başladı. Gerçekten daha eğlenceli oluyor ama olmasın ya. Yine de olmasın abi. Baksana. Çok kolay geliyorlar. Şkuletiç. Maicon aldı. Maicon güzel bir pas olsun o. Giuliano indirebilir misin? Aferin be. Olsun. Kötü yere de indirse topu kaybetmedi en azından. Anderson Talisca. 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 Talisca da fena değil abi. Driblingi çok iyi. Talisca. Anderson. Talisca. Plase. Şut. Az farklı dışarıda. Bu arada Talisca galiba solaktı. Bu şutu benim ayarladığım pozisyondan dolayı sağ ayağıyla vurmak zorunda kaldı. O yüzden de kaçırmış olabilir. Kuçka şut ve gol. Bir Trabzonsporlu, bir Beşiktaşlı, bir Fenerbahçeli, bir de Galatasaraylı futbolcular bugün bizi coşturuyor. Gerçekten o şekilde oldu tam olarak. Coşturuyorlar bizi. Gerçekten mükemmel. Şikuletiç. Şikuletiç. Kalili. Evet arkadaşlar dakika 88 oldu. 4-2 şu anda maç. Bugün bir maça daha gireyim mi bilmiyorum arkadaşlar ama iki maç yap diyenler olmuş. Ben o yüzden iki maç yapabilirim belki bugün. Bu arada Şikirtel. Uf çok güzel müdahale. Caner. Anderson Talisca. Talisca. Arkadaşlar artık o zaman videolarda iki maç yapalım. Şu anda çok terlediğim için videoyu çok bitiresim var. Ancak arkadaşlar iki maç yap diye yorum gelmiş ve ona çok fazla like gelmiş. Bu yüzden de bu videoda da iki maç yapacağım arkadaşlar. Karar verdim. Hemen şöyle bu arada daha da hızlı ilerlememiz için iki maç yapmam zaten daha mantıklı olacaktır. Mario Fernandes falan da alırız. İleride işimize yarar. Arkadaşlar hemen bir maça daha giriyoruz ama bu maçı montajlı şekilde yapacağım. Sadece gollerini göstereceğim. Zaten golleri yeterli. İlk maçı o zaman normal izletelim her zaman. İkinci maçı da montajlı şekilde daha güzel olur. Gomis geçemedi. Dordevic. Giuliano çok güzel çekti topu. Giuliano ilerliyor. Giuliano abi Gomis niye durdun? Neyse.
Gomis. Buffett'in bir Gomis. Gomis. Çek topu. Çekti çok kötü abi ya. Gomis. Buffett'in bir Gomis. 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 Harika plase. Harika bitiricilik. Harika gol. Biraz önce gol yemekten çok korkmuştum. Ancak şu anda gerçekten Gomis'ten çok güzel bir gol geldi. Ve 1-0 öne geçtik. Dordevic. Bak Quaresma. Abi bakın Quaresma bir tek ilerideki adam. Çünkü adamın defansı 20. Yani defansta durmasının hiçbir anlamı yok. Quaresma. Ricardo Quaresma çok hızlı. Yetişemiyorlar abi. Mükemmel bir hız. Quaresma uzaklardan bir de long shot'ını deneyelim derken çok temiz bir şut. Çok güzel de bir gol arkadaşlar. Ben size demiştim arkadaşlar. Bir sol orta saha sağ orta saha kötü oynuyor. Golleri atamıyorlardı. Babel'le Cengiz Ünder. Sol orta saha sağ orta sahanın da gol atma şansı zaten her zaman daha düşüktür. Ancak arkadaşlar. Caner. Of. Of of of. Çok güzel bir gol attılar bu arada. Tebrik ediyorum Tula takımını. Gerçekten bayağı güzel bir gol oldu. Gomis. Giuliano güzel de bir geçti. Evet şimdi Giuliano. Giuliano. Gomis önünü kesme lütfen. Gomis Giuliano'nun üstüne doğru yürüdü biraz ama neyse. Giuliano. Giuliano. 3-1 yaptık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şekilde. Giuliano'dan 2 gol. Quaresma'dan 2 gol. Ve Gomis'ten 2 gol geldi. Talisca bu videoyu golsüz kapatabilir. Ama gerçekten Quaresma'yla çok güzel golleri imza attık. Ve Kuçka'dan da 1 gol gelmişti arkadaşlar. Ve burada da videomuzun gerçekten çok güzel bir şekilde sonuna geldik. Kadroyu tekrardan açacağım. Sizden öneri isteyeceğim çünkü. Bekleyin arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Burada kalın. Burada durun sakin olarak arkadaşlar. Ve hemen şöyle şunu da açalım bakalım ne çıkacak. Çöpler çıktı arkadaşlar ve Mario Fernandes'i de almamız az kalmış. Her neyse arkadaşlar şöyle geri çıkalım. Takımıma da girelim arkadaşlar ve takımımda gördüğünüz gibi böyle bir durum var. Bu arada tam 5 milyon coins'im var. Bu da belki Dünya Kupası etkinliğinde lazım olabilir. Nasıl bir etkinlik geliyor hiçbir fikrim yok ama bu akşam falan gelir belki. Bu şekilde bir kavram var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi defansların hepsi 91 gen. Onları çok değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten değiştirdik defansları. Neto'yla Denier vardı. Maicon'la Çirtel aldık gayet güzel. Isla'yla Caner de fena değil. Cengiz Ünder'i değiştirmeyi planlıyorum. Siz ne dersiniz? Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Cengiz Ünder'i değiştir yerine bir şeyi al falan tarzı. Burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradan da mükemmel bir video gelebilirsiniz arkadaşlar. Şurada gerçekten harika bir video duruyor. Ona gidin arkadaşlar. Orada dediğim gibi mükemmel bir video var. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ve hoşçakalın. Bay bay.